Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İncil'deki sen peygamber misin sorusu hangi peygamber için sorulmuştur? Çok enteresan bir ifade bu gerçekten. Bazı sorular bazı güzelliklerin ve gerçeklerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bakın bu soru İncil'de geçen bir gerçeğin, ve bugün bütün dünyanın farkına varması gerektiğine inandığımız bir güzelliğin açıkça ortaya çıkmasına vesile oluyor. Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine "Öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?" diye sordular. O da değilim dedi. Hz. Yahya aleyhisselama soruluyor bu. Sen o peygamber misin dediler yine Hz. Yahya aleyhisselama ki Hz. İsa aleyhisselamdan sonra. Yahya hayır diye cevap verdi. Yohanna bab 1 ayet 20 ve 21. Şimdi Hz. Yahya aleyhisselamla ilgili konu 3 sorudan oluşmaktadır. Bir, Sen Mesih misin diye soruyorlar. Yani İsa mısın? O diyor ki hayır. Peki sen İlyas mısın? Diyorlar. Ona da hayır diyor. Bir soru daha var. Sen o peygamber misin? Şimdi demek ki bu Yuhanna İncil'in bu bölümünde üç ayrı peygamberden bahsedilmekte ve bunların Hz. İsa, Hz. İlyas ve o peygamber. Şimdi buradaki o peygamberin herhangi bir ismi geçmiyor. Sadece o peygamber. Ha işte bu o peygamber tabiri anlaşılıyor ki bu İsa Aleyhisselam'dan başka biri olmalıdır. Şimdi Hazreti Yahya Aleyhisselam'a sorulan ve İncil'de geçen sen o peygamber misin tabiri Hazreti İsa Aleyhisselam olmadığına göre o zaman kim olacak? Demek ki bu ifade doğrudan ahir zamanda geleceği müjdelenen ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, İncil'de Ahmet ve Faraklet olarak geçen, Kur'an'da da Muhammed olarak ifade edilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Zira Hz. Muhammed dışında Allah'tan aldığı peygamberlik görevini yerine getirip tarihte önemli bir yer kazanmış ve Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra gelmiş, İkinci bir kişi gösterilemez. Şu halde bu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Gerçekten İncil'in içinde bulunan bu mücevherler aslı ne kadar bozulursa bozulsun, manası bozulmayan bu güzelliklerin farkına varılabilse belki de nice insanların imana gelmesine vesile olunacak. O ümitle, o rica ile Rabbimizden bu güzelliklerin dünyaya duyurulması, ilan edilmesini rahmetinden bekliyoruz inşallah.